Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik, müminin ve müslimin biraderler, eke ukeler, müsafetler, acıbualer, Allah subhanehu ve ta'ala barçalarımızını, özünü beytisarı basbiyen kademlerimizge ülken acirler ve mükafatlar nasip etsin. Allah ta'ala hammalarımızı bosgan qadamlarımız bilen günahlarımızını, hatalarımızını afu ve mağfiret eylesin. Allah ta'ala barçalarımızını ta'atu ibadetge bugen, özünü beytige bugen ihlasımız, muhabbetimizi bündenem ziyade eylesin. Muhterem biraderler, bana sizlerde dualarım bilen bir oy aşırağım bize gerek. Mehnet tatili de bulduk. Allah'dan soruyoruz bu geleceğindeki faaliyetimizge, bana bu hizmetlerimizge bir faydalı buluşluğunu Allah Ta'ala özü nasip ve müyesser eylesin. Şimdi inşallah bana bugünden düşenme ve peşenme küllerge sohbetlerimizi inşallah başlayalımız. Şu okuyatken kitabımız Nasaihul İbad diyen kitabdı. Okuyatken idik. Altitalik bab tügep. Yettitalik hadis ve hikmetler babıge kigen idik. İnşallah bugün şu babdı iptida kılamız. Sözümüze evvelide Rabbimizge bir adet hamdü senalarımız busun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavatu selamlarımız busun. Bu vabda biraderler 10 ta mavize bulup şundan 5 tası hadis kagani sahabelerdi sözleriyken. Bu vabda etilediğin birinci söz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadisi şerif. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılarlar ki Seb'atu neferin yuzilluhumullahu tahta zilli arşihi yevme la zille illa zilluhu dediler. Yani Allah subhanehu ve ta'ala yedi taife kişinin arşini sayesini aslıda sayelendiredi. Arşini sayesinden başka saye yok günde dediler. Yani bu digerleri yahmihimullahu fil mevkif minel mekarih. Yani Allah Teala kıyamet günü de mene şu yedi taife kişilerdi kıyamet günü de kıyınçilik meşakkatlerden himaye kılıp saklap koyadı. Ular kimler değilse birincisi imamun adilun. Yani adil imam dediler. Adil imam diyeni kullu men nazara fi şeyin min kullu men nazara fi şeyin min umuril muslimine minel ulati vel hukkam. Yani Müslümanlarda işlerden birer bir işke tayin kılıngan kişiler, o hakimler bosun, iş başkarı uçiler bosun, şu Müslümanlarda tepesiden kaysi bir işte bu mesin rahbar bugün kişini hak paşa bosun, hak çira rahbar bosun. Eğer adaletli bosa uşa kişini birinci bulup Allah Ta'ala arşini sayesini asla sayelendirirken. İkincisi وَشَبُّنْ نَشَأَ ف۪ي عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın ibadeti de usken yigitni hem yaşını hem Allah Ta'ala arşini sayesini asla sayelendirirdi. Yani aynen bu cöyde şu yaşlık peytiden ibadette usken yigit dili yaptı. Çünkü bu yaşlık mahallu şahva, şahvatlar cümbüşke kigen, her bir günahke, masiyetke kadir bugen davur boladı da, tadı talqan kovaraman dip, özüge sığmaydigan vaxtı da, özünü onlap, günah masiyet köçeleriye kirmesinden ibadetke hareket kılıp, şu ibadette usken yiğitini hem Allah Ta'ala arşini sayesine asıl sayelendiredi. Üçüncüsü ve raculun zekarallaha haliyen fefadat aynahu dem'an min haşyetillahi ta'ala.
Üçüncü taife kişi şimdi bir kişi ki yalgız halette, yani adamlar yok cayda, yalgız özü Allah Ta'ala'nı islep, Allah Ta'ala'dan korkup kız yaş dökken kişini hem Allah Ta'ala arşinin sayesini asla sayelendirir dedi gene kelle. Adamlar da içi de hoca kursun için, riya için kup adamım yığılır adı. Haliye artistki okşap, yalgandan yığılıyordu adamlar kupayıp gitken kupunu koruyup biz de özümüz. Yığılıp oturadı, maçtan çıkıp, yine o şey yalganga, bir oda aldegen, tuhmat kıyan, ıhva kıyan, şunaki adamlar kup. Ona kanki yığılıyor adammez. Yani adamlardan halı bugün peyitte, hakiki yüreğden, Xudodan korkup, yığılıp göz yaş dökken kişini yem, Allah Ta'ala arşinin sayesinde sayelendirirdi. Ondan kingisi varaculun kalbuhu mutaalliqun bil mescidi iza kharaca hatta yauda ileyh. Yani bir kişi ki daim kalbi mescidke bağlanan kişi. Kaçan mescidden çıksa unga qaytib kelgunga kadar kalbi daim mescidke bağlanan. Yani şadidul hubbi lahu ota mescidde yaxshi ko'radi. Daim mescidde bo'lishdi. Arzusu da yaşaydı. Hazır kutlandı da okup yeterdi de kaçan bandat bularken yine masjidde kesem deyip duradı. Yani bir köylü daim masjidde. Fikir-i hayali de namazı okup çıkıp etkenden ki kayıtıp ki günge kadar şu masjidde öyleydi yan. Adam diyem Allah Ta'ala arşini sayesinde asla sayelendiradı. Ondan ki ingisi raculun tasaddaqa bi sadaqatin fe akhfaha. فَلَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَم۪ينُهُ. Yine bir kişi ki nafil sadakalarını kılardı. Lekin nafil sadakalarını hayr-i ihsanlarını kılardı. Şu derecede mahfi kılardı ki hatta on kolu bergen narsani çap kolu bilmesidi. On kolu bergen narsasini çap kolu bilmediğin derecede mahfi kılıp yaşırıp berardı. Yani bu digerleri şu ki eğer dediler bundan murad şu ve an yaminihi ve şimalihi minen nas on tarafı da ya ki çap tarafı da adam olsa şu derecede mahfi kıladı ki çap taraf çap kolu bergendi on tarafta oturgeller ya ki yanı değiller bilmeydi şu derecede mahfi kıladı o kendiliği tamaşa kereymez ülerge. İhsan kılım, ben ona kıvardım, buna kıvardım deyip ha deyip gapırır mıydı? Yaşırıp kıladı. Uşa adamın kıyamette açtı sayesinde söylenirken. Ondan kingisi varaculani tahabbâ fillah. İki kişi ki Allah'ın yolu da, yani Xudanın rızalığını istep dost bugün birbirine muhabbet bağlayan kişiler. Yani dünyavi maksadı yok. Obro'si için, hazır obro için, avtoritet için dost bo'ladigan adamlar ko'payib ketdi-da bu zamonamizda. Palonchiga dost bo'ladi obro orttirish için. Yoki bir dünyavi manfaat yetadi. Shuning için dost bo'ladi, borib oyog'ini yalaydi kerak bo'lsa, o'padi. Lekin martabasidan ketib qolsa, yo tushib qolsa, eslamaydi ham, borib holidan xabar olmaydi. Odam masanam demaydi-yu. Unaqangi do'st bo'lmagan. Xudoning rizoligini istab do'st bo'lgan. Fajtama'a ala zalikal hub. O'sha muhabbatga ko'ra ular jam bo'lgan. Xudoning rizoligini istab, Alloh uchun do'st bo'lgan vaftaraqo alayhi. Ve yine oşa muhabbetke kura ular birbirinden cüda bugün. Yani şu Allah için bağlanan muhabbet bilen berdavan bulup yaşat, hatta ular da ortasını ölüm acret günüge kadar ular şu Xudo için dostluk, biraderçiliği de berdavan bugün. Oşa kişinin ahiret günü de kıyamette Allah arşini sayesinde sayelendirirken. Ondan keyingisi, yettincisi,
Bir kişi ki çıraylik, mansabdar bir ayol onu zinoga taklif qilgan vaqtida yuz o'girib "Men Allohdan qo'rqaman" deya olgan kishini ham Alloh taolo arshining soyasida soyalantirar ekan. Chiroyi ham bor, obro' e'tibori, nasl nasablik bir go'zal xotin zinoga uni taklif qilgan vaqtida "Yo'q, men Allohdan qo'rqaman" deb yuz o'girgan zinodan bosh tortgan kishini ham Alloh taolo arshining soyasida soyalantirar ekan. Alloh taolo hammalarimizni mana shu 7 toifani biri bo'lishligimizni o'zi nasib va muyassar aylasin. Va qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, "Al-bakhilu la yakhlu min ihda sab'a." Bakhil odam, mumsik odam, moliga ochko'z bo'lgan, qizg'onchiq bo'lgan odam 7ta balodan, 7ta musibatdan xoli bo'lmaydi. 7ta musibatni biridan xoli bo'lmaydi. 7ta musibatni biri albatta u odamga yetadi degan ekanlar. Birinchisi inna ayyamuta fayarisahu man yabzulu malahu va yunfiquhu lighayri ma amarallohu ta'ala. Baxil odamga beriladigan 7ta musibat balodan bittasi u odam o'lib ketadida baxil odam. Baxil odam o'lib ketgandan keyin u mollarni behuda ishlatib yuboradigan Alloh taolo buyurgan narsadan boshqasiga saflab yuboradigan kishilar uni moliga merosxo'r bo'lib qoladi. Umr bo'yi qizg'onchilik qilib birovga bermay ihson qilmasdan to'plagan o'lib ketgandan keyin molini demak behuda saflab Xudo buyurmagan ishlarga, gunoh ma'siyatlarga saflab yuboradigan odamlar uni moliga merosxo'r bo'lib qoladi. Ikkinchisi au yusallitullohu alayhi sultonan jairon fayakhuzuhu. Yoki Alloh taolo unga bir zulmkor bir poshshoni ro'para qiladi, u poshsho uni moli dunyolarini u odamni xo'rlab turib nima qiladi olib qo'yadi. O'zini raza adovini berib to'plaganini nima qiladi olib qo'yadi. Yoki au yahiju shahvatun tufsidu alayhi mawla. Yoki bir unga Alloh subhanahu va taolo bir shahvatlarini jumbishga keltirib harakatlantirib yuboradiki o'sha shahvatni quli bo'lib o'sha narsaga nima qiladi? Moli dunyolarini saflab yuboradi. Bir fohishaga ilashib qoladi-da, ana keyin o'shanga moli dunyolarini saflab yuboradi. Uy beradi, mashina beradi, nima desa qiladi-da, hech kimga bermaganini o'shanga berib tugatib yuboradi. Yoki au yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharabin. Yoki uni xayoliga bir fikr kelib qoladi, bir katta qasr qursam deydi. Yo bo'lmasa bir xarob bo'lib yotgan yerni bir obod qilsam deb o'shanga keyin mol dunyolarni saflab yo'q qilib yuboradi. Ya'ni bu deganlari xayoliga fikr keladi, bir birov qurmagan birovni xayoliga kelmagan bir uy qursam, bir qasr qursam deydi-da, o'shanga saflab yuborib, ketkizib yuboradi. Yo bo'lmasa bir xarob yerni shetda obod qilaman deb, o'sha xarob yerni obod qilaman deb, moli ham tugaydi, o'zi ham tugaydi keyin oxiri. Xo'p, yoki Alloh taolo unga bir dunyo qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni boshiga soladi. Ana endi nima bo'ladi? Yo bo'lmasa o'sha musibat beradi dunyoda uni moliga talofat, yo suvga g'arb bo'lib ketadi, yoki o'tda kuyib kul bo'ladi, yoki o'g'ri urib ketadi, yoki shunga o'xshagan talofatlarni Xudo uni moliga beradi. Yo cho'kib ketadi, yo kuyib ketadi, yo o'g'ri urib ketadi. Xo'p.
yoki unga bir illat kasallik yetadi, ana o'sha kasalligini endi muolaja qilaman, tuzataman deb bor budini shu kasalini tuzataman deb saflab yo'q qilib yuboradi. Yoki dunyolarini odamlardan yashirib berkitib biror joyga ko'mib qo'yadi va ko'mgan joyini esdan chiqarib qo'yadi, uni topolmaydi. Mana shu 7 ta baloni albatta baxil odamga Xudo beradi degan ekanlar. 7 ta balodan bittasi aniq o'sha odamga yetadi. Alloh taolo baxillardan qilib qo'ymasin siz bilan meni. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, "Man kasura zihkuhu qallat haybatuhu." Kimni kulgisi ko'paysa, haybati ozayadi. Ya'ni odamlar uni pisand qilmay qo'yadi. Odamlar undan hayiqmay qo'yadi. Ko'p kulgan odamni haybati ketib qoladi. Yosh bola ham ermaylaydigan bo'lib qoladi-da keyin. Abu Zal G'ifforiy roziyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Iyyaka va kasrata az-zihki fa innahu yumitul qalba va yazhabu bi nuril vajh." Ko'p kulgudan saqlaninglar, chunki ko'p kulgi qalbni o'ldiradi va yuzingizni nurini ketkizadi degan ekanlar. Qalb qotadi, o'ladi va yuzdan nur ketadi. Yana Umar roziyallohu anhu gaplarda davom etdi, "Va man istakhaffa bin nas ustukhiffa bihi" degan ekanlar. Kim odamlarni past sanasa, o'zi past sananadi degan ekanlar. Odamlarni past sanagan, mensimagan odam o'zi pastsalanib qoladi, o'zi mensilmay qoladi debdilar. Xo'p. Umar ibn Abdul Azizning bir ajoyib gaplari bor ekan. U kishi aytgan ekanlar, odamlarni pastsanab masxara qilish, ermaylashdan saqlaninglar. Chunki u ahmoqlikdir degan ekanlar. Ahmoqlik u. Odamlarni masxara qilib ermaylashlik. Hop. Va man aksara min shay'in urifa bihi. Umar roziyallohu anhu gaplar yana davom etyapti. Kim bir narsani ko'paytirsa, o'sha narsa bilan taniladi. Ya'ni bu deganlari kim nima bilan ko'p mashg'ul bo'lsa, o'sha narsa bilan taniladi. Otvoz odam nuqul ot bilan mashhur bo'lganligi uchun fikri hayoli doim o'sha bilan bo'lganligi uchun, o'shanga aloqasi ko'payganligi uchun o'sha bilan taniladi. Va hokazoda kim nima bilan mashg'ul bo'lsa, ko'p o'sha bilan taniladi. Hop. Ali karramalloh javob aytgan ekanlarki, "Qiymatul mar'i ma kan yuhassinuhu." Kishini qiymati, qadri u yaxshi sanagan, go'zal sanagan narsada bo'ladi degan ekanlar. Kim nimani ko'p gapirsa, kim nimani yaxshi ko'rsa, uni qiymati ham o'shancha bo'ladi degan ekanlar. Wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Kimni gap ko'paysa, toyilish ko'payadi. Toyilish ko'payadi degani so'zida, fe'lida xatosi ko'payadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, qiyomat kunida odamlarni ichida eng ko'p gunohi ko'plari dunyoda befoyda gaplarni ko'p gapirib qo'yganlari bo'ladi degan ekanlar. Ko'p gapirgan odam albatta xato qiladi. Yana hadis sharifda keladiki, yu'azzabul lisan bi'azabin la yu'azzabu bihi shay'un min al-jawarih. Bu til degan ekanlar. Til boshqa a'zolar chekmagan azobni chekadi. Boshqa a'zolarga berilmagan azob, uqubat, jazo tilga beriladi. Va til aytadiki, "Ey Robbim, nima uchun menga boshqa a'zolarga bermagan jazoni beryapsan?" Shunda unga aytiladiki, "Xorojat minka kalimatun balagot mashariqal arzi va mag'aribaha fasufika bihaddamul haromu va ukhiza bihal malul haromu va intuhika bihal farjul haromu." Ya'ni san derki, Alloh taolay tarkanki,
senden bir söz çıktı, yani bir sözde gapirdin yetil hayatı dünyada. O sözün meşriku mağribge yetti. Ve uşa bir yine söz bilen fesufike bihaddamul haram. Tokşilik haram bugün kaller tokildi. Bir ağız gap bilen yeryüzüde kaller tokildi. Olishlik harom bo'lgan mollar olindi, talon-taroj qilindi. Va wantuhika bihal farjul haromu, ya'ni harom fajlarga tajovuz qilindi. Ya'ni sani deb zinolar bo'ldi. Bas ulug'ligimga, azligimga qasamki, sani shunday bir azob bilan azoblaymanki, boshqa a'zolarga, boshqa javorihlarga u azobni bermayman deb tilga aytilar ekan. Abu Nu'aym rivoyatlari. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Kimni endi xatosi ko'paysa, toyilishligi ko'paysa, hayosi ozayadi. Ba'zi hukamolar aytadilarki, xo'p, kim o'ziga hayo libosini kiyib olgan bo'lsa, odamlar uni aybini ko'rmaydi degan ekanlar. Yana ba'zi ulamolar, bulog'olar aytadilarki, hayatul vajhi bi hayoihi. Yuzini tirikligi uning hayosi bilan. Suvda bir daraxtni ko'chatdi tirikligi suv bilan bo'lgandek, yuzdi tirikligi ham hayo bilan degan ekanlar. Beti yo'q deb qo'yadi-yu bizda. وَمَنْ قَلَّ حَيَاهُ قَلَّ وَرَعُهُ. Kimni hayosi ozaysa taqvosi ozayadi. Taqvosi ozayadi degani shubhalardan o'zini asrashligi kamayib qoladi. وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ. Kimni endi taqvosi kamaysa uning qalbi o'ladi degan ekanlar. Va'z nasihatlarni ham qabul qilmaydi. Endi bilib qo'ysinki, odamlarda Xudodan eng yirog'i, Xudodan eng uzoq kishi qalbi qattiq kishidir. Hadis sharifda Rasululloh shunday marhamat qilganlar. Xo'p, Usmon roziyallohu anhu aytadilar, Kaf surasida Alloh taolo va kana tahtahu kanzullahuma deydi. Ya'ni Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalot va salomning hikoyalari o'tadi Kaf surasida. Uchta ish bo'ladi. Birinchisi kemani teshib qo'yadilar Xizr alayhisalom. Xo'p, ikkinchisi bir begunoh yoshgina chiroyli bolani bo'g'ib o'ldirib qo'yadilar. Uchinchisi bir qishloqqa borib och nahor holatda ulardan taom so'rasalar, qishloq ahlilari bermay bularni haydab soladi. Shunda chiqib ketib turganlarida bir qishloqda chekkasidagi uyni devorlari qiyshayib qolgan bo'ladi. Shunda Musa alayhisalotu vassalom bilan birga Xizr alayhisalotu vassalom loy qilib o'sha devorni boshqatdan urib qo'yadilar. Shunda Alloh taolo Xizr alayhisalomning so'zlarini keltiradiki, va kana tahtahu kanzullahuma. Ya'ni Musa alayhisalom endi o'sha ishlarni ta'vilini so'raydilar. Shunda kemani nimaga teshib qo'yganlari, haligi yosh bolani nimaga bo'g'ib o'ldirganlari ni gapirib, endi haligi devorni nima uchun to'g'irlab qo'yganlarini ta'vilini aytadilar. Nima deydilar? O'sha devorni tagida ikkita yetim bolani otasidan qolgan xazinasi bor edi. Ularni otalari solih edi deb Xizr alayhisolatu vasallamning so'zlarini Alloh taolo Qur'onda keltiradi. Ya'ni Musa alayhisalom aytadilarki, shu devorni urdik. Shu nom bermadi bular bizga mehmon bo'lsak ham. Axir sabr qilib so'raganimizda shu devorni urib qo'yib haq talab qilsak bo'lardi-yu deganlarida, bu yetim bolaniki edi bu devor, bu devorni tagida yetim bolaning xazinasi bor edi. Bu yetim bolalarni otalari solihlardan edi deb Xizr alayhisalom aytadilar. Endi mana shu oyat karimani tafsirida Usmon roziyallohu anhu hazratlari shunday bir ajoyib gapni gapirgan ekanlar. O'sha xazina
hazina lavhun min zahabin. Tillodan bo'lgan bir taxtacha edi. Tillodan bo'lgan bir lavhadiki o'sha lavhda tur qator maktub yozilgan edi. Ya'ni tur qator bir hikmatli so'zlar yozilgan edi. O'sha tur qator deyman, 7 qator hikmatli so'z yozilgan edi. Ularda birinchisi haligi tillodan bo'lgan lavhga yozilgan ediki, ajib tuliman arafal mauta va huwa yadhaku. O'limni bilib turib, o'lim kelishligini aniq tiniq bilib turib kulayotgan odamdan taajjublandim deb yozilgan edi. Birinchisi, o'lim kelishligini bilgan, o'limni aniq ekanligini ko'rib bilib turib kulib yurgan odamdan taajjublandim. Ikkinchisi, va ajibtu liman arafat dunya faniya va huwa yarghabu fiha. Bu dunyoni foniy ekanligini, o'tkinchi ekanligini bilib turib dunyoga qiziqqan, rag'bat qilgan odamdan taajjublandim, ajablandim degan yozuvdi ikkinchisi. Uchinchisi, va ajibtu liman arafa anna al-umura bi aqdarin va huwa yaghtammu lil-fawat. Yana bir kishidan ajablandimki, dunyodagi hamma ishlar Allohning taqdiridan, Xudoning qazoi qadaridan ekanligini bilib turib va yana ba'zi bir ishlarni faud bo'lib ketganligiga, ba'zi bir ishlarni bo'lmaganligi yoki bo'lib ketganligi borasida g'am chekkan, mahzul bo'lgan kishidan men taajjublandim. Hammasi Xudoning taqdiridan u nima uchun unga g'am chekadi inson? Va ajibtu liman arafa al-hisaba va huwa yajma'u malan. Va yana bir kishidan taajjublandimki, hisob kitob borligini bilib turib yana dunyo to'playapti. Shu odamdan men taajjublandim. Ya'ni bu dunyolarda topgan moli dunyolarimizni, pullarimizni haloli hisob kitob, haromi azob, shubhasi itom malomat. Bir tangasiga ham o'sha hisob, undan ko'piga ham o'sha hisob kitob borda endi. Hisob kitob borligini bilib turib, dunyo to'plagan odamdan taajjublandim. Va ajibtu liman arafan nar va huwa yaznibu. Xo'p. Otashi jahannamni borligini bila turib gunoh qilayotgan odamdan taajjublandim. Va ajibtu liman arafal jannata yaqinan va huwa yastarihu bid dunya. Jannatni bor ekanligini bilib turib dunyoda rohatlanib yurgan kishi, dunyoni ozginagina rohati bilan ovora bo'lib qolgan kishidan men taajjublandim. Va ajibtu liman arafa ash-shaytona aduwan fa ata'ahu. Shaytonni dushman ekanligini bilib turib, shaytonga itoat qilgan kishidan taajjublandim degan so'zlar yozilgan edi deb marhamat qilgan ekanlar Usmon roziyallohu anhu o'sha oyatni demak tafsirida. Alloh hammamizga tavfiq bersin, hidoyat ato etsin, eshitganlarimizga amal qilishlikni Xudo nasib etsin.